Geçtiğimiz günlerde katıldığı seçim değerlendirme toplantısında Şenol Aslanoğlu'nun seçimler İzmir'de olsa Kılıçdaroğlu kazanırdı sözleri siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy Erdoğan'ın aldığı oydan yaklaşık 1 milyon 20 bin fazladır. Bu şu demek, eğer seçim sadece İzmir'de olsaydı bu seçim açık ara bir sonuçtur. Ya da İzmir'de sadece İzmir'de olsaydı, İzmir'de 1 milyon 19.999 İzmirli Kemal Bey oy vermeseydi bile Kemal Bey bu seçimi kazanırdı. Ulusal medyada da sözleri gündem olan Şenol Aslanoğlu'na CHP'den koparak AK Parti'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi zeka küpü laflarıyla yüklenmişti. Basın açıklamasının tamamının ele alınmadığını ve kırpılarak sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Aslanoğlu, seçimlerde uygulanan çarpıtmaların devam ettiğini belirtti. Söylemek isterim şu, arkadaşlar sizlerin hepinizin olduğu bir basın toplantısıydı. Yaklaşık 40'a yakın basın mensubu vardı. Fark ettiniz mi, o basın mensuplarından 40 kişi takip eden hiçbir gazeteci bir olumsuz cümle yazmadı basın toplantısıyla ilgili. Bundan kestiğiniz 30 santim, ki bunun adı montajcılık. Siz gazeteciler bu işi çok iyi biliyorsunuz. Nasıl başladığını da işin biliyorsunuz. İlk önce Yeni Şafak vesaire gibi böyle gene aynı yerlerden, ardından adını bile anmaktan hicap duyacağım. Maalesef şu an İzmir vekilliğimizi yapan arkadaşımızın hakaretvari sözleri ve ardından İşte AKP troll hesaplarından 30 saniye. Bu sonra ilginç bir biçimde bu 30 saniyelik kesilen görüntü televizyon haber kanallarında o cümlenin yani başı var, sonu var. Şimdi bu aslında seçim sonucunun da nasıl olduğunu anlatıyor bize arkadaşlar. Maalesef montaj siyaseti ve algı operasyonları seçimin kaderini de değiştiren en önemli şeylerdi. Şenol Aslanoğlu isim vermeden yönelttiği eleştirisinde Mehmet Ali Çelebi'yi montajcılıkla suçladı. Bunu biz seçimde Kemal Kılıçdaroğlu üzerine yapılan montaj videolarıyla da görmüştük. Yani bu ülkenin Cumhurbaşkanı bunu yapıyordu. Montaj videoları milyonların izlediği mitinglerde göstermekten hicap duymuyordu, utanmıyordu ülkenin Cumhurbaşkanı. O yüzden şimdi trolleri bundan daha fazlasını yapıyor. Bu utanılacak bir şeydir en basit tabiriyle. Dün öyle bir şey yazmış, benimle ilgili zeka küpü demiş. Benim zekamın zekatını versem o milletvekilinin 7 sülalesine yeter. Bunu da bütün İzmirliler bilir zaten. O İzmir'i bilmediği içindir.